Merhaba arkadaşlar, Elif ve Ela ile Çarkıpare Parkı'na geldik bugün. Şu an dönen bir oyuncaktalar ve çok eğleniyorlar. Dönmeye devam mı? Başı dönenler var mı? Neye bineceğiz Elif ve Ela? O dönen oyuncağı. Peki. Çok süper kaydıraklar da var ama ne dersiniz? Evet. Bak bir penguen var orada, ben görüyorum. Nereye gidiyorsun? Elif ve Ela uzaklaştılar. Tabii onlar koşarak gidiyorlar. Evet, yine çizgi sinema karakterleriyle bir aradayız. Başka kimler var? Bilmiyorum adını. Ben bu çizgi film izlemiştim ama şu an hatırlayamıyorum. Ben bunu gördüm. Ben bunun oyuncağını biliyorum. Koala. Bu hatırlayanlar varsa zorundaki gösterideki maymuna benzemiyor mu? Ha? Ha ama bu o değil. Benziyor evet ama bu o değil. Ben bu çizgi filmin karakterlerin isimlerini şu an hatırlamıyorum ya. Gerçekten hatırlayamadım. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. O zaman tanıyanlar yazsın Elif'e. Yeter, tanıyanlar bunu yazsın. Ben bunu bilemiyorum ama biraz sorduk geliyor bana. Yuhuha, neye bakalım. Ay bu oyun çok uzun, ben yapamıyorum. Hadi başka oyuncaklara da bakalım. Evet, yine dönen bir oyuncaktayız. Ela Elif'i döndürüyor. Eğlenceli mi Elif? Elif ne durumdasın? Anne seslerini duyar gibiyiz sanki. Evet, şimdi sıra Ela'da. Ela dönüyor ama Ela gayet sakin. Evet, şimdi de salıncaktayız Ela'yla. Parka şöyle genel bir bakışta bulunacak olursak, çok çeşitli değişik değişik oyuncaklar var. Evet Ela, daha sallanıyor muyuz? Evet, kesin. Yine dönüyoruz, bu oyuncaktan vazgeçemedik. Şimdi de başka bir oyuncak deniyoruz. Değişik salıncaklar. Çok güzel, Elif ve Ela'ya uygun harika şeyler. Evet anneciğim, çok güzel. Merhaba arkadaşlar, gülen yüzle başlayalım. Teşekkür ederiz gülen yüzün için. Bak Ela, bunu hiç denemedik. Bu da değişik. Bu da değişikmiş bak. Nasıl Ela? Sallanıyor musun? Ben seni şöyle sallayayım mı? Evet, sadece yaylı bir sistemi var değil mi?
Sanki böyle takır tukur bir yolda gidermiş gibi değil mi anneciğim? Başın dönüyor mu? Neyi deneyelim? Geliyoruz. Ela'yı indirip geliyoruz. Bekle. Geliyoruz Elifciğim. Yine dönem de oyuncak mı? Evet, şimdi de trafik oyunu oynayacağımız bir alana geldik. Bakalım burada neler göreceğiz. Evet, bir okul var. Trafik işaretleri. Çok güzel. Arkada mini bir otobüs var. Elif Leyla henüz görmedi ama benim kamerama hemen yansıdı. İnanmıyorum. Bu tarafta da polis arabası, ambulans. Küçük küçük trafik ışıkları. Trafik levhaları. Benzin istasyonu, arabalar, evler. Her şeyi yapmışlar. Müthiş, gerçekten müthiş olmuş. Çocukların severek oynayacağı, eğleneceği alanlar yapmışlar. Bu minyatür evler falan inanılmaz tatlı. Harika. İtfaiye de çok güzel. İtfaiye istasyonu var. Polis merkezi, ambulans, her şey var. Elif ve Ela da geliyorlar. Evet, gördüğünüz gibi Elif Leyla'nın boyundan da anlayabileceksiniz. Müthiş minyatür küçük şeyler. Evet, lütfen benzin alabilir miyiz Elif Hanım? Tamam. Benzin nerede alıyorum? Ela da benzin dolduruyor arabamıza. Bir de şu evdeki arabamıza da bak bakalım Elif, ne diyeceksin? Ev nasıl Elif, ev? Elif, hastaneye bak, ambulansa bak. Plakalar da hep 01, gözümüzden kaçmadı. Gelin arkadaşlar. Geliyoruz arkadaşlar. Polis merkezinde geçtik. Nereye gidiyoruz? Ela, polis mi oldun? Benzin istasyonunu mu sevdin? Biz bayağı koşuşturup oynayacağız herhalde burada. Çok güzel değil mi Elif? Ben bir de otobüsü yakından çekmek istiyorum. Oraya doğru gidip. Orada bir durak mı var? Otobüs nerede duruyor? Sanki bir yolcu durağı var gibi. Durak işareti de var. Durakta mı bekliyorsunuz? Geldi mi otobüs? Ama bir sıkıntı var. Ne? Bu otobüs çok küçük ve ben buna sığmam. Nasıl giriliyor içeri? İçeri girilmiyor. Bunlar minyatür oyuncaklar. Karpuz alacağım. Gelir misin? Karpuz alalım. İyi karpuz seçebiliyor musun? Olgunlaşmamış mı daha? Burası da bir süpermarketmiş. Ama bu süpermarkette karpuzlar var. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi bir parkur daha var.
Ve şöyle ileriye doğru baktığımızda parkımız burada da devam ediyor. Bu hafta Adana'da film festivali haftası olduğu için dolayısıyla açık hava sineması da kurulmuş, sandalyeler dizilmiş. Dev bir ekran var karşımızda. Hemen çocuk parkının yanı başında. Elif bak, buraya kelebekler yapmışlar, görüyor musun? Onlara doğru mu gidiyordun sen de? Yapay sarmaşıklar ve kelebekler yapmışlar. Başka neler var? Bakalım. Evet, yaklaştıkça netleşiyor. Biz uzaktan gördük ve şu an yaklaşıyoruz. Büyük büyük Türk klasiklerinden kitaplar koymuşlar. Bir de burada göl varmış. Şimdi ona doğru gideceğiz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Keşfederek yavaş yavaş ilerliyoruz. Geçerken de size buradaki kitapları gösterelim dedik. Buralarda da su havuzları var. Yapay su havuzları. Fakat biz küçük bir gölet oluşturduk demişlerdi. Oraya bakacaktık. Bu gerçek otel mi? Hayır, otel falan değil aşkım. Size bu açıdan gösterelim dedik küçük hanımlarla. Çok güzel, sakin, oturup dinlenmelik bir park alanı olmuş. Çocuklar için de eğlenceli yerler konulmuş. Evet anneciğim de, bu kurbağa sesleri şey herhalde, yapay. Seslendirme yapılmış. Gerçekte kurbağa yok aslında. Bence öyle. Evet bak, burası yapay sazlıklar gibi bir alan da yapmışlar, yeşillendirmişler. Böyle. İçinde su var mı? Su var işte canım, görmüyor musun? Su zaten şeffaf bir şey değil mi anneciğim? Mavi ama mavi. Bay bay diyelim mi artık? Mavi.